oluşturulan kaba operasyonun ardından ara kaba operasyon seçeneğini gerçekleştireceğiz. Workpiece seçeneğine sağ tuş yaparak açılan listeden Insert sekmesindeki Operation seçeneğiyle operasyonlarımızı oluşturabiliriz. Linux'in içerisinde ara kaba seçenekleri olarak referans takımı tanımlayarak ara kaba oluşturma, yani corner raf, resmining, IPV, kalan tabaça göre ara kaba oluşturma seçeneklerini kullanabiliriz. Ancak mevcut parçada zlevel yöntemini ara kaba olarak kullanacağız. Zlevel seçeneğini kullanırken tercih ederken Specify Cut Array'den Lasso yöntemiyle işleme bölgemi tanımlıyorum. Kullanacağım takım yeni bir takım. Create New ile onluk küre bir takımı ara kaba için seçiyorum. Mevcut takımımızın takım numarasını 2 olarak belirledim. Kesme seviyesinin yarım milimetre olacağını belirledikten sonra Cutting Parameters bölümünün altında yer alan seçenekleri inceliyorum. Mix çift yönlü kesim seçeneğini işaretliyorum. Stop kısmında aynı kabada bırakmış olduğum stop değerini belirliyorum. Corner seçeneğinden takım yollarındaki keskin köşeleri ortadan kaldırmak için Opacity seçeneğiyle takım çapının %20'si kadar bir yarı çapa sahip olan yumuşatmaların olması gerektiğini belirliyorum. Connections bölümünde yer alan Direct on Part'la geçişlerin doğrudan parça üzerinden yapılmasını belirleyebilirim. Tanımlamanın ardından OK diyerek takım yolunu türetiyorum. Zlevel kesme seviyelerinde takım yolu türettiği için yataya doğru olan formlarda takım yolunu açtı. Bu durumun önüne geçmek için Cutting Parameters'te yer alan Connection sekmesindeki Cut Between Levels ve Feed on Short Moves seçeneklerini işaretliyorum. Böylelikle takım yolu yatay geometriler üzerine de türetilecektir. Takım yol üzerindeki gereksiz iniş kalkışları minimize etmek amaçlı giriş çıkış hareketlerini düzenlemek amaçlı olarak Non-Cutting Moves yani boşlu hareketler bölümüne ulaşıyor. Giriş hareketinin yay olarak yapılmasını, mevcut yarı çapın biraz daha az olması gerektiğini, 90 derecelik bir giriş yapmak yerine 45 derecelik bir giriş hareketinin yeterli olacağını, yarım milimetre yukarıdan giriş hareketinin başlamasının yeterli olacağını ve takım çapının %20'si kadar, hatta %10'u kadar parçadan çıkıp giriş hareketlerini yapmasını belirleyebilirim. Start ve Weak Points'te Overlap
distance seçeneğiyle giriş ve çıkış noktalarının aynı yerden değil de 1 mm daha öteden yapılmasını sağlayabilirim. Böylelikle giriş yaptığı yerden çıkarken 1 mm daha öteden çıkacak. Transfer rapid seçeneğiyle geçişlerin Levels Safe Set, yani tanımlamış olduğun 2 mm'lik yükseklikten yapılmasını gerçekleştiriyorum. Mevcut tanımlamaların ardından takım yolunu tekrar türeterek sonucu görüntüleyebiliyorum. Kaba operasyon ve ara kabayı Workpiece seçeneğinin sağ tuşu açılan listeden toolpath'i işaretleyerek Verify yapıyorum. 2 boyutlu simülasyon seçeneğini işaretleyerek Play'e basıyorum.